Benim çocukluğum birazcık agresif geçti. Birazcık mahallede büyüdük. Onun verdiği biraz dezavantajlar vardı. Bunlar işte kurtarmak için sporla tanıştık. Yani dayım vesile oldu sağ olsun. Çocukluğumda derslerime çok çalışırdım ama aynı zamanda okulda falan da çok kavga ederdim. Yani öğretmenler yaramazlığıma çok kızardı ama derslerime çalıştığım için de bir şey diyemezlerdi. Hep arada kalırlardı. Bu spora başlamama işte bu çocukluğumda yaptığım yaramazlıklar vesile oldu. Enerjimi sürekli dışarıda harcıyordum. Sürekli kavga, dövüş, tartışma içerisindeydim. Daha sonra işte en son sürekli anlattığım kavga muhabbetinde tartıştığım arkadaşlardan dolayı enerjini git sporla at, kavga ediyorsan da git profesyonel bir şekilde et dedi. Dayım dedi bunu. Ondan sonra spora başlamak vesile oldu. Spora başladık. Çok şükür bu yerlere geldik. Şöyle 30 kişiyle kavga etmeme sebep olan bir arkadaş vardı. Arkadaşla biz okulda tartışmıştık normalde. O zaman zaten 8. sınıfız yani. Çocuğuz daha, hiçbir şey bilmiyoruz doğru düzgün. Tartıştık çocukla. Tartıştıktan sonra da ya gel sıkıyorsa parka falan falan beni gaza getiriyordu. Ya teki tek kavga edelim falan çok oluyordu böyle mahallede falan. Bu da beni sürekli gaza getiriyor. Facebook'tan yazıyor akşam eve gidip falan. O zamanlar Facebook'ta çok takılıyorduk. Facebook'tan yazıyordu falan. Daha sonra ben de gittim parka. Koşa koşa gidiyorum yani sinirden. Gözüm dönmüş. Gittiğim zaman çocuğu göremedim karşımda. 15 kişilik bir grup vardı parkta. Hani yabancıdır, tanımam, etmem, bilmem. Bekledim, çocuğu bekledim. Hani neredesin, niye gelmiyorsun, gelsen erkek sen falan. Hala o hışınla, şeyle. Daha sonrasında geldi çocuklar işte. Çocukla birlikte gelen bir 15 grup daha vardı yani. O sayıda, yani ortalama rakam veriyorum. Ondan sonra teke tek kavga edeceğiz falan falan diyor. Beni gaza getiriyor hala milletin içinde. Ben de tamam dedim, ben kavga etmek için geldim, gel edelim. Ondan sonra işte benim parmağımda yüzük vardı, Osmanlı Tuğralı. Onu da çıkardım, hani delikanlılık olsun, teke tek kavga ediyoruz, hani zarar vermesin diye. Yüzüğü de çıkardım, başladık boğuşmaya falan, vurmaya da bilmiyoruz, teknik yok, bir şey yok, spor yok. Kaç yaşında? 13 yaşında falanım herhalde. Aldım yere bir tane vurdum, vurduğum gibi ortada beni tekmeleme başladılar güzel. Bir burnum falan kırılmıştı, ilk defa dışarıda burnum kırıldı, spor yaptım. Yani tek tüktür ama dışarıda kırıldı yani burnum. Ondan sonra işte aileye şikayet, çarptır, curttur derken dayımlarla karşı karşıya geldik. Onlar da zaten o ara kuzenim spor yapıyordu. Kuzenim spora aynı salona beni de dayım götürdü. Dedi ki madem öyle gel enerjini at. Benim o zamanlar bir partnerim vardı, Burak Dündar. Burak Dündar'ı gösterdi bana. Dedi ki bunu dövebilir misin? Döverim dedim ya dedim bu kim dedim falan. Ondan sonra işte gittik karşılıklı bir çalışmaya başladık. Bir güzel dövdü beni. Ondan sonra işte gene hırs yaptık falan. Bu sefer kırışmaya başladık. Biraz daha iyi olmaya başladık. Dayak yedikçe hırslandım. 5 kiloydum. 1.60 falan boyum vardı. Kısaydım, yapılıydım. Daha sonrasında işte boyum uzadıkça kalıp da almaya başladım. Şu anda 77 kilo dövüşüyorum. Amatörde 81. Şu anda da ortalama 83 kiloyum falan. Yaklaşık 5 yıldır kickboks yapıyorum. Başladığım zamandan 2 ay sonra maça çıktım. 2 ay sonra çıktığım maçta da zaten hiçbir şey öğrenememiş bir şekilde maça çıkmış oluyorduk. Yani tamamıyla o dışarıdan kalan agresiflik, başka hiçbir şey değil. Sporun disiplini vesaire hiç haberimiz yok. Yani hatta çocukla maç yaptıktan sonra çocuk tokalaşmak için hani bizim sporda genelde olur yani maç biter, efendilik arkadaşlık başlar. Bizde de tam tersi, bilmediğim için acemiliyim yani. Geldi çocuk tokalaşmak için. Tokalaşırken ben kafa falan attım yediremeyip yani. Daha sonrasında hocamla bayağı tartışmıştık o zaman. Hani böyle saygısızlık olmaz, ben böyle sporcu istemiyorum falan. Gene dayımlar oradaydı, izlemeye gelmişti. Aynı zamanda kuzenim de maça çıkıyordu. O dedi, olmaz affet, acemiliğine geldi falan, cahilliğine ver falan diye. Öyle affettiler, öyle devam ettik spora. İlk defa 2018'de milli takıma katıldım. Türkiye'nin elemeleri, derece puanlama sistemi vardı. Çift branş girmiştim. Hem full kontak hem low kick. 16 yaşındaydım. Rakiplerimden en küçük bendim yani. İlk maçlarda falan, ilk maçımda finalde verdim gençlerde. Türkiye şampiyonasına ilk defa gençler kategorisinde katıldım. Rakiplerim yaşça benden büyüktü. Ben de yani birazcık çekinerek, birazcık hırsla girdim maçlara. İlk maça finale kadar çıktım. Daha sonrasındaki maçta da full kontakta birinci oldum. Low kick branşında da ikinci oldum. Ondan sonra işte ilerleyen maçlarda, ilerleyen turnuvalarda da birincilik aldım. Full kontakta ülkemizi temsil etmek için İtalya'ya gittim. İtalya'da gençlerde 75 kilogramda full kontak dünya şampiyonu oldum.
Ondan sonra çok şey değişti. Yani ondan sonra iyi veya kötü çok şey değişti. Şöyle, ya ben okuduğum okulda bile gördüğüm muamele değişti. Ya iyi anlamda da kötü anlamda da. Şöyle, ya ben gene kavga ederdim, tartışırdım. Dünya şampiyonu olduktan sonra dünya şampiyonu oldu da kavga ediyor demeye başladılar yani. Kopya çekerdim, dünya şampiyonu oldu, rahatladı, kopya çekiyor derlerdi. Ondan sonra işte bu sefer hani tecrübe ede ede öğrenmeye başladık. Hani hareketlerimize dikkat etmemiz gerektiğini, hani bir şeylerin değişip de bir şeylere mal olabileceğini öğrendik. Ondan sonra yavaş yavaş da işte hareketlerimizi düzeltmeye başladık. Hemen dünya şampiyonasından bir sene sonra da Avrupa şampiyonası için milli takım seçmelerine katıldım. Milli takım seçmelerinde gene puan farkıyla birinci olarak milli takımı temsil etmek için gittim Macaristan'a. Macaristan'da da gene 75 kilogram full kontakta ülkemizi temsil ettim. Bir Polonyalıyla maç yaptım. Onunla da 3 round dövüştük. Bayağı eğlenceli bir maçtı. Rakibim de iyiydi. Rakibim hatta şeyden sonra, maçtan sonra bayağı teşekkür falan etti yani. Tabii yabancı, İngilizce konuşuyor. Benim de fazla bir seviyem yok anladığım kadarıyla. Hani teşekkür ederim, rakip iyi maçtı falan, tebrik etti. Sürekli zaten sarılmanın peşine, ben hala bayrak gezdirirken bile sarılmak için peşimden koşuyordu. Öyle bir turnuva atlattık. Profesyonel maçlara hazırlanıyorum aynı zamanda. Amatör müsabakalara da devam ediyorum. Bunun eşliğinde profesyonel arenada da bismillah dedik. Bu spor benim için çok şey ifade ediyor. Şöyle yaklaşık 2 aydır zorla antrenman yapıyoruz. Hani dışarı çıkma yasağıdır. Koronadır, salonlar kapalı. Zor antrenman yapıyoruz. Hani antrenman yapmadığın zaman hani boş geçiyormuş gibi oluyor hayat yani. Farklı bir şey. Hayatına bir değer katıyor insanın. Bu sporu yapmak zaten farklı bir zevk yani. Farklı bir aşk. Tabii ki fazlasıyla eksiklerim var. Özellikle tecrübe eksiğim çok fazla var. Amatörde değil de profesyonelde tecrübe eksiğim var. Onları da inşallah güzel planlamalarım, hedeflerim, çalışmalarım var. Hepsini doldurmak için farklı farklı antrenmanlar yapıyorum. Sosyal hayatımda aslında çok sakinim. Yani kimseyle çok şey yapmam hani. Birazcık asosyal mi derler, ne derler. Çok muhatap olmam. Sayılı insanlarla, tanıdıklarımla konuşurum. Daha sonrasında hani konuşanlarla da sıcakkanlıyımdır. Yani çabuk anlaşırım, çabuk tanışırım. Örnek aldığım kimseler var, çokça var. Şöyle spor konusunda örnek aldığım bir iki tane idolüm var yani. Muhammed Ali karakter olarak bu sporda, dövüş sporları özellikle. Karakter olarak ismini yani altın harflerle yazmış bir insan. İdolümdür kendisi. Öbür taraftan da yani çoğunun idolü olmuş. Türkiye'de Kabir'de olsun, Glory'de olsun güzel temsil etmiş. Ya yani gençlere güzel örnek olmuş Gökhan Saki. Beslenme alışkanlığım aslında çok dengesiz besleniyorum. Hani biz Türk insanları zaten yemeği seven insanlarız. Ben de yani fazlasıyla yemeği seven bir insanım. O konuda zaten maçlarda falan da çok sıkıntı yaşıyorum hani kilo verme konusunda. Çünkü diyet yapamıyorum yani. İstesem de yapamıyorum. Çok deniyorum. 2 gün, 3 gün tamam. 4. gün yani kesin offside yani. Gelecek hedeflerim, planlarım. Şu anda zaten birkaç kişiyle antrenman yapıyorum. Onlarla birlikte bir yurt dışı maç programımız var yani. Hedefimiz var. Ya sadece Türkiye'de bir yerlere gelmek yani kolay aslında. Ya isteyince her şey kolay. Ama biz dünya çapında ismimizi duyurup sadece Türkiye'de Türk bayrağıyla geleni ağırlamak değil yani. Yurt dışında Türk bayrağını onurla, gururla dalgalandırmak istiyoruz. Yakında bir turnuva var. Şu anda onun için hazırlanıyoruz. Army of Fighters. 3. profesyonel maçım olacak. Mert Akın ve Erkan Keskin organizasyonu. Hazırız, bekliyoruz organizasyonu. Şöyle lakabım, zaten dövmelerimden bir tanesi Pars. Lakabımla alakalı bir dövme. Kolumdaki dövme de ne mutlu Türk'üm diye ne yazıyor yani. Anlamı sözün içinde zaten. Lakabıma gelince de Bay Bars yani kölelikten sultanlığa yükselmiş bir sultanın ismi. Aynı zamanda Bars'ın anlamı da çok güzel. Ya Türk'ün köle olmayacağını, olamayacağını göstermiş bir sultan. Ya, onurla gururla taşıdığım, sahip çıktığım bir lakaptır. İnşallah da layık olmak için elimden geleni yapacağım. Bu spor aslında Türkiye'de çok iyi bir şekilde yapılıyor. Bilinçli bir şekilde yapılıyor. Yurt dışında yani yeterince temsil edebiliyoruz ülkemizi ama işte ya zaten Türklerin kanında kaba kuvvet var. Biz sadece destek alamıyoruz sporcular olarak yeterli desteği. Çünkü Türkiye'de şartlar yani çok el vermiyor. Yani çok arkadaşım var tanıyorum. Yani maddi durumdan dolayı sporu bırakan yani çok yetenekli olup da ya Türkiye'de yurt dışında güzel dereceler elde edebilecek çocuklar maddi durumdan dolayı maçlara gidemiyor. Bizim de zor günlerimizde bize destek olan sponsorumuz Olmaz Metal mesela. Yani
destek veren iş adamları, yani daha çok kişi örnek olabilirler mesela. Yani daha çok kişi sporculara sponsor olup hani masraflarını karşılayarak hem kendi reklamlarını hem de sporcuların geleceği için güzel çalışmalar yapabilirler. Yani dışarıda çok kavga ediliyor ama hiçbirinin sonu yok yani. Yani çok büyük kavgaların bile sonu ya mezardır ya hapishane yani. Başka bir mantığı yok. Ama biz her gün kavga ediyoruz. Yani bu zevkli de bir iş. Ama sonunda ya bayrak dalgalandırıyoruz ya ders alıp tecrübe edinip daha çok çalışıyoruz. Yani sokakta edilen kavganın bir mantığı, bir getirisi, bir kazancı yok. Ama ringde edilen kavga gerçekten güzel kavgalar. Kardeşlik barındıran kavgalar yani. Ben de bir genç olarak söylüyorum bunu. Abilerim, kardeşlerim olarak söyleyeyim. Şöyle ya, bir şey istedikten sonra kimsenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yani benim için ya Türkiye şampiyonluğunu bile geçtim. İstanbul şampiyonluğu sevinç kaynağıydı, mutluluk kaynağıydı, hayaldi yani. İstanbul şampiyon olduktan sonra yani eğleniyorduk, seviniyorduk. Yani şu anda hiçbir anlamı bile yok belki bizim için. Ama yani bunların hepsi bir merdiven, bir adım yani. İstedikten sonra dünya şampiyonu olmak, Avrupa şampiyonu olmak. Ya ben dünya şampiyonu olduktan sonra ben farkında değildim dünya şampiyonu olduğumu yani. Yani bir farklı bir atmosferi var, anlamıyorsun. Ama istediğimin olduğunu sonradan anladım. Bu İstiklal Marşı kürsüsünde istediğimi, başardığımı, yani bir şeyleri hedef edip kazandığımı anladım. Yani herkes de işte bunları tadabilir. Herkese de tavsiyemdir. O milli takım gururunu, şuurunu canı gönülden tatmalarını istiyorum omuz omuza. Unutamadığım bir anım, yani çok uzak değil aslında. Son çıktığım 8'li turnuva benim hayatımda güzel bir anı olarak kalacak yani. Biraz da hüzünlü bir anı. Yani şöyle, hiç beklenmediğim yerden vurdu beni yani. Çünkü çok hazırdım yani. Çok çalışmıştım, çok istiyordum. 8'li turnuva vardı, 75 kilo. Yani Türkiye'nin en iyilerinden 8 kişi Nusret Öncü Hoca bir organizasyonda topladı. Bir kemer veriyordu şampiyon olana. Bu Türkiye'nin en iyisi diyebilecek bir kemerdi kickboksta. Ben bu kemeri hak ettiğimi düşünüyordum. Ben bu kemeri almak için gittim. Alacağıma da inanarak gittim. Hiç işte çok büyük konuşmamak gerektiğini bunda çok güzel tecrübe ettim yani. Çok büyük konuşuyordum, çok iddialıydım. Zehirlenmek aklımın ucundan bile geçmedi açıkçası. Zaten maç öncesinde vardı bulantı. Ama ben bu bulantıyı heyecana verdim. Heyecandandır dedim yani. Olur, maçta geçer. Yani dünya şampiyonasında falan da oldu bu. Heyecanlıydım. Maça çıkınca geçiyordu yani. Mide bulantısı falan oluyordu. Bunda geçmedi. Birinci roundda falan yani böyle yani ağzıma kadar geliyordu, yutkunuyordum yani. Zor. Maçın bitmesi için Allah'a yalvardım yani. Dedim ki ya Rabbim yani kaybetmeden bitireyim şu maçı dedim yani. Kazanmak için dövüştüm. Hadi bir tane daha vurayım da maçı kazanayım. Hadi bir tane daha vurayım maçı kazanayım. Ya daha sonrasında zaten koşarak tuvalete gittim yani. Fotoğraf çekinelim falan diyorlardı kenarda. Bırak hocam dedim ya, ben gideyim dedim. İyi değilim bak dedim, herkesin önünde sıkıntı olacak dedim. Bırak beni gideyim yani. Hatta birkaç abim de orada gelmişti. Bu halinle kondisyon yok falan demişti. Ben de dedim ki yani öleceğim yani, olur öyle şeyler, hani gideyim falan. Gittim, direkt zaten lavaboda fenalaştım yani. Kusmakla birlikte zaten kötü oldum, halsizlik çöktü falan. Hastaneye kaldırmak zorunda kaldılar. Bu da unutamayacağım bir anımdır yani. Ya Falcao'ya benzetiyorlar da ben kendimi hiç benzetemiyorum. Yani kimseye benzetilmek istemem de açıkçası. Ama Falcao da yani ben de Galatasaray taraftarı olarak da sevdiğim bir sporcu. Yani çok da zoruma gidiyor değil yani. Bazıları şampiyon olur, bazıları efsane olur. Ben efsane olmak için varım.